Hanımlar, beyler, Yemek Kom Stüdyosu'na hoş geldiniz. En sevdiğimiz patates yemeklerinden bir tanesi olan fırında kremalı patates, bir de ne var? Kıymalı patates var. İşte gelin bu ikisini birleştirelim. Onları böyle muazzam katmanlar halinde fırına atalım. Üzeri güzelce kızarsın. O da yetmesin. Üzerine de muazzam cheddarlı bir peynir sos yapalım. Daha şimdiden ağzım sulanıyor. Siz hemen bence abone olun, zile basın ki ben de başlayayım. İşe kıymalı haşla başlıyoruz. Sıcak bir tavamız var. Kıymayı doğruca tavaya alıyoruz. Hiç yağ, tuz, muz bir şey eklemiyoruz. Güzelce kıymayı kavuruyoruz. Kıymayı kavururken o arada soğanlarınızı doğrayın, sarımsaklarınızı hazırlayın. Kıymalar renk alınca üzerine birazcık zeytinyağı, soğanları da ekleyin. Harmanlayın, birazcık tuz ekleyin ki soğanlar yumuşasın. Sonrasında sarımsak, taze kekik ve birazcık karabiberle iyice soğanlar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine pul biber, kimyon ve bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyoruz. Salça güzelce kavrulunca üzerine yaklaşık bir çay bardağından biraz az sıcak su ekliyoruz. Suyunu çekip yağına binince de altını kapatıyoruz ve kenara alıp soğutuyoruz. Kıymalı harcımız kenarda soğurken güzelce soyduğunuz patatesleri rendenin kalın tarafıyla uzun uzun rendeleyin ve tekrar suyun içerisine alın. Rendelediğimiz patatesleri bildiğimiz sebze kurutucusuyla güzelce kurutuyoruz. İyice etrafında hiç su kalmayacak şekilde kurutun. Kurumuş patateslerin üzerine bir diş sarımsak, taze kekik, tuz, karabiber ve yaklaşık bir su bardağı kadar da krema ekleyin ve onları güzelce harmanlayın. Fırın tepsinizin tabanını hafifçe yağlayın. Patatesli harcın 3'te 2'sini tabana yayın. Hafifçe böyle kenarlarını da kaldırın ki kıymalı harca bir duvar yapalım. Kıymalı harcı ortaya güzelce yayıyoruz. Üzerine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar da rendelenmiş kaşar peyniri serin. Son kalan patatesleri de güzelce üzerine yerleştirip hafifçe bastırın. Üzerine bir alüminyum folyo ile kaplıyoruz ve ilk 20 dakika 210 derecede fırında pişiriyoruz. Dakikanın ardından alüminyum folyoyu çıkartabiliriz. Folyo bize burada patateslerin yumuşamasına, yanmamasına yardımcı oldu. Üzerine değmediği için de yağlı kağıt koymanıza gerek yok. Ve son olarak tekrar 230 derecelik fırına atıyoruz ve üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Yemeğimizi fırından çıkartıyoruz. Hafifçe dinlenirken biz de şahane bir peynir sosu yapalım.
Tavada yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağı ile bir yemek kaşığı kadar unu güzelce kavurun. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt ekliyoruz. Yavaş yavaş sütü yedirin. İyice birbirine geçsin. Sonrasında 100 gram kadar cheddar peyniri, burger peyniri ya da evinizde ne varsa herhangi bir kaşar peyniri bile olabilir. Onu güzelce ekleyin. Peynir erisin. Erikten sonra sarı renk biraz daha artsın istiyorsanız yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da zerdeçal ekleyin. Her şey hazır. Artık kocaman bir dilimi kesin. Tabağa alın. Üzerine sosla süsleyin. Dilerseniz biraz yeşillik istiyorsanız da taze kekik ekleyebilirsiniz. Artık söyleyecek bir söz kalmadı. İnanılmaz bir şey oldu ve bence hepiniz ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ben bunu yerim. Uf, çok güzel ya. Tel tel patatesler, hiç püre olmamışlar. Kokusu inanılmaz. Size şöyle söyleyeyim. Çok tarif edebileceğim bir tadı yok ama sosla birleşince sanki böyle bir hamburgeri düşünün. Ekmeği yok. Bütün güzel öğeleri birleşmiş. Peynir sosuyla, etiyle o patatesler o kadar güzel bir yumuşaklık vermiş ki şu anda sadece bu tabağı bitirmeyi istiyorum. O yüzden siz bir an önce beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Bizleri Facebook'tan ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.